Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Oppo ile İstanbul koleksiyonu serimizin son bölümünde Oppo Reno 4 Pro ile beraber Galata Kulesi'nde gece çekimleri yapacağız. Biliyorsunuz bu telefonda 4 tane kamera var ve özellikle gece çekimlerinde çok iddialı bir cep telefonu. Şimdi gelin bakalım bu telefon bizlere neler sunuyor. Evet arkadaşlar, Galata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biri olup Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 6. yüzyılın ilk çeyreğinde Fener Kulesi olarak inşa ettirilmiştir. 1204 yılındaki 4. Haçlı Seferi'nde geniş çapta tahrip edilen kule daha sonra 1348 yılında İsa Kulesi adıyla yığma taşlar kullanılarak Cenevizliler tarafından Galata surlarına ek olarak yeniden inşa edilmiştir. 1348 yılında yeniden yapıldığında kentin en büyük binası olmuştur. Galata Kulesi 1445-1446 yılları arasında yükseltilmiştir. Kule Türklerin eline geçtikten sonra hemen her yüzyıl yenilenmiş ve tamir edilmiştir. 16. yüzyılda Kasımpaşa tersanelerinde çalıştırılan Hristiyan savaş esirlerinin barınağı olarak kullanılmıştır. Sultan 3. Murad'ın müsaadesiyle burada müneccim Takıyüddin tarafından bir rasathane kurulmuş ancak bu rasathane 1579'da kapatılmıştır. Galata Kulesi ile ilgili ilginç bir olay ise 17. yüzyıl ilk yarısında 4. Murad döneminde Hazar Efendi Ahmet Çelebi 1638 yılında kendi tasarladığı kanatlarıyla Galata Kulesi'nden Üsküdar Doğancılara uçmuştur ki özellikle de Galata Kulesi günümüzde hala bu olayla anılmaktadır arkadaşlar. İstanbul'un en güzel manzara teraslarından biri olarak bilinen Galata Kulesi İstanbul'un da önemli turistik mekanlarından biridir. Evet arkadaşlar, şimdi Oppo Reno 4 Pro'nun hem ön kamerası hem de arka kamerası gece modunda fotoğraf çekebiliyor. Biz videoda kullandığımız fotoğraflardan bazılarını ön kamerayla bazılarını arka kameralarla çektik. Onları da zaten videoda sizlere gösteriyoruz, söylüyoruz. Videonun içinde göreceğiniz fotoğraflarda bu ön ve arka kameraların gece performanslarını da izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, şimdi Oppo Reno 4 Pro'nun ana kamerasını yapıyorum bu kaydı. Galata Kulesi'ne geldiğinizde buradan bilet almanız gerekiyor. Böyle bir istasyon şeklinde, tramvay istasyonu şeklinde bir bilet bölümü var. Biletleri buradan alıyorsunuz. 55 TL'ymiş. En azından biz bu çekimi yaptığımız tarihteki fiyat gördüğünüz gibi. Pardon, 55 TL olan sesli ve rehber olursa. Burada giriş fiyatlarını görüyorsunuz. Müze kart olursa şöyle. Müze kart plus olursa böyle. Bilet 30 liraymış normalde. Sesli rehberlik olursa ki fiyat da bu şekilde arkadaşlar. Buradan bileti alıp kuleyi ziyaret edebiliyorsunuz. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi Oppo Reno 4 Pro'nun önemli bir özelliği var. Diğer Oppo Reno modellerin bir kısmında da bulunan gece çekim özelliği. Bu modda çok daha uzun süreli çekim yapabiliyorsunuz ve fotoğraflar çok daha iyi oluyor. Tabii şu anda biraz aydınlık, o yüzden bu modu kullanmayacağız ama biraz sonra ekranda göreceğiniz fotoğrafları hava iyice karardığı zaman gece moduyla çekmiş olacağız. Siz de onları o şekilde izleyeceksiniz. Bu videoyu da yine diğer videolarda olduğu gibi Oppo Reno 4 Pro'nun ana kamerasını kullanarak kayıt ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda Reno 4 Pro'nun Ultra Study modunda, video modunda çekim yapıyoruz. Biliyorsunuz titreşim engelleme modu. Bir Study var, bir Ultra Study var, bir de Ultra Study Pro var. Şu anda bu modda gördüğünüz gibi hem yürüyorum bu arada ben, hem de çekim yapıyorum, hem de konuşuyorum şu anda arkadaşlar. Galata Kulesi'nde hiçbir titreşim yok kameranın video modunda. Şu anda gördüğünüz gibi.
Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte Oppo Reno 4 Pro ile bir Galata Kulesi macerası yaşadık. İstanbul'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Galata'da özellikle gece fotoğrafları çektik. Oppo Reno 4 Pro'nun hem ön hem de arka kamerasıyla çeşitli videolar da çektik ve size hem bu mekanı anlatmaya çalıştık hem de telefonun özelliklerini anlatmaya çalıştık. Hatta bu kapanış videosunu da Oppo Reno 4 Pro ile çekiyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.